Ya geçtiğimiz günlerde sevgili Mesut, sevgili Mesut ifadesini yer, sevgili kullanayım. Mesut, Sevgili Mesut Mesut yer. abi. Yayında giydiğim ceketle ilgili bir yazı yazmış. Yanlış kanalda mıydım, şu muydu, bu muydu diye. Sevgiler Mesut'cum. Önümüzdeki ay zannediyorum bir programında buluşacağız onunla. Yani bizim ne giydiğimizden, ne sürdüğümüzden, nasıl baktığımızdan konuşacaklarına Allah aşkına ya. Hani bir kaleminiz varsa, yazacak bir köşeniz varsa bir şeyler yazalım değil mi? Lütfen. Yani bunları yazmayalım. Çok ilginç. Bugün şimdi Mesut abi çok severim. Çok, Benim ben de çok üstümde severim. emekleri vardır. Kendisi de biliyor. Beni ilk tanıyanlardan birisidir. Bugün Seda Sayan'la olan münakaşasında Seda Sayan'ı izledim. İşte dümenden bir reyting olayı demiş Seda Sayan'ın ilişkisiyle alakalı. Seda Sayan başka bir yerden bakıyor. Acaba hani Mesut Yar da programında ağzından küfür kaçan adam mı demezsin? İşte bir büyük oyuncumuzun bir gafı mı demezsin? O da yayınında bu tarz şeylere alet olmuş oluyor. Yani bazen çuvaldızı kendimize batıramayıp yazı yazdığımızı varsayarak hemen çizik atmak birazcık tutarsızlık oluyor. Bence de. Bu nefeliz bu ne lahana turşusu durumuna geliyor biraz işte. Ya ben biraz olaya şöyle bakıyorum açıkçası. Televizyonculukta bugün yani bu işin de piri değilim, hiçbir şeyin piri değilim, otoritesi değilim. Bu lafları etmekten imtina ediyorum. Haddim olmayarak kendi havuzumda, yüzdüğüm alanda yaşadıklarımı paylaşıyorum sizinle. Olay tamamen şu, insanların elinde bir takım güçleri varken bunu doğru kullanmayıp işlerine geldiği gibi kullanıp İşlerine geldi. sonra sen bir şey yaptığında bir dakika ya benim elimde bir imkan var deyip oradan sana döşenmeleri, senin yaptıkları iş, tabirim için özür dilerim. Bunu Mesut Yer için de söylemiyoruz. Bunu Bu Mesut Yer, genel tabii ben genel bir yorum yapıyorum. Yani bir şeyleri değiştirebilecek gücü olan adamların reytinglerde rakamları alt üst eden ve o listeleri alt üst eden adamların bu konuda hiçbir